Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Daha üretken, daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha yeşil bir gelecek için çalışan UNDP'nin sizlere anlatacak öyküleri var. Programın her bölümünde UNDP'nin bu çalışmalarından seçtiğimiz bir öyküyü sizlerle paylaşıyoruz. Ben Faik Uyanık. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Türkiye ve Avrupa Birliği'nden 20'yi aşkın belediyenin temsilcileri bir araya geldi. Bu kardeş belediyeler arasındaki ilk tanışma toplantısında yer aldılar. Peki bu tanışmanın amacı neydi? Daha da önemlisi, toplantılar acaba verimli geçti mi? Konuklarımızla konuşacağız. Konuklarımız Bayram Bayraktar, Düzce Belediyesi'nden, Düzce'den geliyor. Belediye Başkan Yardımcısı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bülent Bey, UNDP'den. Bülent Açıkgöz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa Birliği Proje Yöneticisi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bülent Bey, öncelikle isterseniz konuğumuzla başlayalım. Düzce'den gelen Bayram Bayraktar'la başlayalım. Bayram Bey, Düzce Belediyesi olarak bu toplantının içinde yer aldınız ve Avrupa Birliği'nden gelen belediyelerle tanışma toplantısının içinde siz de vardınız. Evet. Sizin hangi belediyeyle eşleştiğiniz acaba belli oldu mu? Henüz belli değil. Bugün şu aralar birebir görüşmeler devam ediyor. Biz toplam 3 günlük toplantı sonucunda Avrupa'dan gelen 13 belediyeyi tanıdık. Onlar hakkında bilgi edindik. Biz kendimize ilgili bilgileri ilettik. Bunun sonucunda da her belediye eşleşmek istediği 3 tane, 4 tane belediyeyi bildirdi belediyeler birliğine. Ve toplantılar sonucunda da evet, bu eşleşmeler evet. Belli olacak evet, elbette. Birebir eşleşme sonucunda belli 10, olacak. 10 Türkiye'den belediye var değil mi? Yaklaşık 15'te Avrupa Birliği ülkelerinden var. Gelen evet, belediyeler evet. Katılıyor bu Dilerseniz toplantıya. Dilerseniz çok kısa bir özetleyin belediyelerimizi. Tabii tabii, bunu bir özetlemek belediyeleri, lazım. Aslında öncesine bakarsanız projemiz hakkında belki çok kısa bir bilgi vermekte fayda var. Türkiye'de Yer Yönetimi Reform Uygulaması'nın destek projesi, AB finansmanı yürütülen bir teknik destek projesi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda bu projeye teknik destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Mahalli Değerler Genel Müdürlüğü projenin ulusal faydalanıcısı. Bu bağlamda projemiz kapsamında özellikle son 5-10 yıllık dönemde yer yönetim konusundaki bu yeni mevzuatın uygulanmasına yönelik bir teknik destek verilmekte. Projemiz kapsamında 5 bileşen var ve bu 5 bileşenden bir tanesi özellikle belediyeler arasındaki ortaklıklara imkan tanıyan bir bileşen. Peki bu bağlamda, tekrar açıklığa kavuşturmak gerekirse evet. UNDP ve Türk hükümetinin dışında bu projeye katkı sağlayan taraflar hangileri? UNDP ve Türk hükümeti dışında Avrupa Birliği finansal destek veriyor. Onun dışında herhangi bir ulusal veya uluslararası katkımız yok. Bu 3 kuruş üzerinden şu anda proje yürütülüyor. Dediğim gibi bir bileşen doğrudan belediyeler arası ortaklığa imkan tanıyan bileşen. Bu bağlamda 10 pilot belediye belirlendi 2010 yılı içerisinde. Bu bağlamda seçim süreci çok katılımcı bir süreç dahilinde gerçekleşti. Çok talep odaklı bir pilot belirleme süreciydi bu. İşte belediyelerden ilgi beyanlarını aldık. Biz bunları nüfus, coğrafi bilgi, dağılım gibi birçok kriterleri bağlı olarak değerlendirdik. Ve en nihayetinde 10 tane pilot belediyemizi belirledik. Bugün yanımızda Sayın Belediye Başkanı yardımcımız da var. Diğer belediyelerimiz Karadeniz Ereğli var, Uşak var, Kırşehir, Kahta, Nevşehir, Zonguldak, Gölbaşı, Patnos, Ağrı ve Bursa, Mustafa Kemal Paşa gibi. Türkiye'nin doğusundan batısına kadar, kuzeyinden güneyine kadar pek çok ilimizi temsil eden, pek çok kültür temsil eden pilotlarımız mevcut şu anda. Avrupa Birliği tarafına baktığım zaman da ben Litvanya, İngiltere, İsveç, Yunanistan, Macaristan çok sayıda ülke var. İtalya var, evet, Bulgaristan var. Çok sayıda ülke. Peki hemen ben tekrar Bayram Bey'e dönmek istiyorum. Sizin tecrübeniz ne yönde oldu? Beklentileriniz ve belediyelerle tanışma anı, o an nasıl gerçekleşti? Ondan biraz bize söz eder misiniz? Biz bununla ilgili toplantıyı tahmin ediyorum 10 ay önce geçen 2010 yılının içerisinde yaptık. Özellikle Türkiye'deki 10 belediye bir araya geldi. Bu projeden beklentiler nedir? Nasıl devam edecek süreç diye. O toplantı sonucunda ardışık iki toplantı daha yapıldı. Buna ilgili arkadaşlarımız katıldılar. Ve bu 4. toplantı. Bu toplantıda tabii ben iki türlü fayda görüyorum. Birincisi, evet Türkiye'deki belediyelerin de birbirini tanıma süreci var. Yani bu toplantıya katılan birçok belediye, mesela bir Patnos'un nerede olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Bir Kahta'nın nerede olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Bunun ilk faydası bu bence. Önce kendi işimize birbirimizi tanıdık. Kültürlerimizi farkına vardık. Bu birinci aşama ve çok iyi, olumlu sonuçlar olan bir aşama. Bu belediyelerin kendilerine özgü yöresel ürünleri evet, falan hediye evet, etmeleri gibi şeyler evet. Oluyor mu acaba? Hatta stand açıldı. Her belediye kendi yöresinden yöresel ürünler, yöresel el işlemeleri, yöresel tanıtıcı broşürler getirdi. Evet, siz çok ne getirdiniz faydalı mesela oldu. Düzce'den? Evet, bizim abaza peynirimiz meşhurdur. Evet. Bunun yanında
Fındığımız, organik fındığımız meşhurdur. Balımız var, işte reçellerimiz var, sirkelerimiz var. Bunlar hep organik tarım ürünlerimiz. El işlemelerimiz var, kadınlarımızın yaptığı. Bizim yöremiz çok farklı kültürleri bir arada bulunduran, işte Çerkezi, Abazası, Lazı, Kürdü, her türlü Türkiye'deki kültürlerin olduğu bir karışık bir... Ve bu kültür alışverişinin yanı sıra elbette işin biraz da yöntem alışverişi yönü de var. Bu noktada tekrar Bülent Bey size sormak istiyorum. Evet. Buradan beklentimiz nedir? Belediyelerin tanışması bize ne fayda sağlayacak acaba? Temelde bu çalıştay kapsamında 4 farklı tematik grup oluşturdu. Bunlardan bir tanesi çevre, çevre koruma ve enerji verimliliği. Diğeri turizm ve kültür. Bir diğeri belediye hizmetleri ki bu kapsamda imar planlaması, yerel ekonomik kalkınma gibi başlıklar söz konusu. Ve diğer başlıkta sosyal hizmetler. Biz bu 4 tematik grup kapsamında belediyelerimizi eşleştirmeyi ve ortak projeler geliştirmelerini hedefliyoruz. Yani bizim buradaki temel beklentimiz somut kardeş kent projeleri ki hayata geçebilen, çok rahat uygulanabilen ve yanı sıra teknik bilginin bir belediyeden diğer belediyeye aktarılmasına imkan tanıyabilen, yanı sıra çeşitli iş imkanlarının veya ticaret ilişkilerinin doğmasına imkan tanıyabilen kardeş kent projeleri şu an hedefliyoruz ve kardeş kent protokolleri imzalanacak 2011 yılının ikinci yarısında ve buna istinaden de bu kardeş kent projeleri tasarımlanacak ve uygulamaya geçirecek. Belki hocam belirtmekte fayda var. Biz kesinlikle projemiz kapsamında hani bir pilot belediyenin caddesine işte diğer pilotun ismini vermekten haz duymayacağız. Biz doğrudan ortak proje üretmeyi hedefliyoruz. O yüzden en son beklentimiz örneğin Düzce'de, Düzce'nin kardeş kentinin isminin bir caddeye verilmesi olacak ama bunun dışında mutlaka somut beklentilerimiz olacak bizim. Ben hemen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Bey'e tekrar sorayım. Sizin bir beklentiniz var mı? Bu onu aşkın ülke arasından şu ülkeden şu belediye olsa bize daha yakın gibi bir gözleminiz oldu mu bu toplantılar sırasında? Elbette ki oldu. Tabii bizim buradan kazan kazan ilişkisi sonucunda bir beklentimiz var. Yani illa oradan bir şey alalım diye değil, biz de neler verebiliriz? Çünkü bizim de daha önceki Avrupa Birliği proje kapsamında yaptığımız projelerimiz var. Yunanistan'dan kardeş şehirlerimiz vardı, Bulgaristan'dan kardeş şehirlerimiz vardı. Bununla ilgili edinmiş olduğumuz tecrübeleri de karşı tarafa güçlü yanlarımızı karşı tarafa ortak verelim. Karşı tarafında güçlü yanını biz alabilir miyiz diye 3 gün boyunca da buna baktık özellikle ve neler alabiliriz, neler verebiliriz. Bu konuda 13 tane belediye işte İtalya'dan 6 belediye var, işte İngiltere'den belediye var, Belçika var, işte Litvanya ve Mikonos var mesela. Tanıdığım belediyelerden Charleroi, Belçika'dan var. Evet. İtalya'dan Brindisi var. Tabii hiç duymadığımız isimler de var. Litvanya'dan mesela Birzai diye. İtalya'dan Lecce veya yine İtalya'dan Santa Maria Capua Vetere gibi hiç duymadığımız ufak evet, belediyeler olsa gerek bunlar. Peki Bülent Bey, bu eşleştirme hangi esaslara göre yapılıyor acaba? Düzce'nin özellikleri ve bu belediyelerin özellikleri mi dikkate alınacak bunu yaparken? Bu 4 tematik grup çerçevesinde çalışma grupları oluştuğunu size aktarmıştım. Bu çalışma grupları birebir veya işte üçlü pilotlar şeklinde görüşmelerde bulundular ve birbirlerini tanıma imkanları sahibi oldular. Ortak sorunlarını tartıştılar, ortak potansiyellerini tartıştılar, yanı sıra ne tarz işbirlikleri yapabilirler bunları tartıştılar. Ve bunun sonucunda birebir örtüşen, burada örtüşmekten amacımız ölçek önemli tabii ki, mevcut sorunlar önemli. Potansiyel önemli. Bunları aynı potada eritip birliktelikleri ortaya çıkarmaya çalıştılar. Önümüzdeki hafta itibaren zaten Belediyeler Birliği'nin de koordinasyonunda bu artık birlikler ve kardeş kent projeleri belirlenmiş olacak ve pilotlar eşleşmiş olacak ve hemen akabinde zaten çalışmalarımızı hızlandıracağız ve devam edeceğiz. Aslında hangi belediyeye sorsak farklı cevap alacağımız bir konu var ki beklentiler konusu. Evet. Düzce'nin beklentisi nedir acaba? Bizim burada beklentimiz özellikle kentsel planlama konusunda bu planlamayı aşmış, bize destek verebilecek belediye tercihimiz. Kentsel planlama çünkü deprem bölgesi evet, olduğu için evet, yeniden yapılanması evet, yeniden yapılanma, kentsel altyapı ulaşımı, imari planlamalar, ne tür düzenlemelerle ilgili bir beklentimiz vardı. Bu konuda da nüfus olarak, büyüklük olarak bize yakın belediyeleri biz ilk şeyde sıralamada tercih ettik. İşte bu Belçika'daki Charleroi Belediyesi, İtalya'da Brindisi Belediyesi, İsveç'te Hardy Belediyesi bizim eşleşmek istediğimiz belediyeler. Yani siz bir form doldurdunuz ve tabii, istediğiniz tabii, belediyeleri orada evet, belirttiniz. Evet, belirttik. Öncelik sıralaması yaptık. Bu da tabii nüfus olarak yakınız, ekonomi olarak birbirimize yakınız. Problemler, onların çözdüğü problemler var. Bizim destek alabileceğimiz konuda. Bizim de onlara verebileceklerimiz var. Özellikle ekoturizm konusunda. Son soruyu Bülent Bey'e yöneltelim bu durumda. UNDP'nin acaba bu süreçte katkısı vesaire bunları özetledik ama nereye oturuyor acaba? Bin yıl kalkınma hedefleri içinde tüm bu yapılanlar hangi amaca hizmet ediyor UNDP'nin evet, kendi hedefleri açısından?
Şimdi bütün itibariyle baktığımızda zaten UNDP'nin bu proje kapsamındaki verdiği en önemli destek, destek teknik destek. Yani biz burada bir kolaylaştırıcı rol üstleniyoruz. Belediyeleri bir araya getiriyoruz, bunları birbirle tanıştırıyoruz, ortak projeler geliştiriyoruz. En büyük zaten bu noktadaki bizim rolümüz teknik destek rolü ve kolaylaştırıcı rolü. Genel çerçeveye baktığımızda işte bu 1000 yılın kalkınma hedefleri kapsamına baktığımızda özellikle yoksulluğun azaltılması, işte geri kalmışlığın ortadan kaldırılması, yanı sıra teknik bilginin mekansal yayılımı gibi birçok konuda aslında bu girişim kapsamında desteklediğimiz faaliyetler arasında. Daha önce de bahsetmiştim, biz kesinlikle sürdürülebilir, özellikle ayakları yere basan kardeş kent projeleri hedefliyoruz. Kesinlikle bir cadde veya sokak ismi istemiyoruz. Bu bağlamda projelerimizin istihdam yaratmasını hedefliyoruz, iş kaynakları olmasını hedefliyoruz, sosyal kalkınmaya, geri kalmışla yol açmasını, geri kalmış ortadan kaldırmasını hedefliyoruz. Bunun gibi aslında birçok konuda projelerimizin öncelikleri var ve özellikle dediğim gibi ayakları yere basan somut projeleri hedefliyoruz. Bir kez daha vurgulamakta fayda var ki Türkiye'de yerel yönetim reformu uygulamasının devamına destek projesi sadece bu eşleştirmeyle sınırlı değil, pek çok ayağı olan bir proje, geniş kapsamlı bir proje. Evet de bunu değerlendirmeye devam edeceğiz önümüzdeki dönemde. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bayram Bayraktar, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı, Bülent Açıkgöz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı AB Proje Yöneticisi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı'nın burada sonuna geliyoruz. Bu programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEV Stüdyosu'nda hazırladık. Programımıza podcast formatında iTunes üzerinden, undp.org.tr adresinden ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden de ulaşabilirsiniz. YouTube, Facebook, Twitter, Flickr üzerindeki kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.